Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabine üyeleri eski mevkidaşlarıyla görev teslimi yaptı. Bakanlık görevini Numan Kurtulmuş'tan devralan yeni bakan Mehmet Ersoy, öncelikli hedeflerinin sadece turist sayısını arttırmak olmayacağını vurguladı. Hedefimiz sadece bu dönemde sayısını arttırmak olmayacak. Özellikle Türkiye'ye seyahat eden nitelikli turist dediğimiz gelir grubu yüksek turistleri de hedefleyeceğiz. Yani sadece sayıyı arttırmakla yetinmeyeceğiz. Daha fazla para harcayan, konaklama dış harcaması daha yüksek olan turistleri hedefleyeceğiz. Bu da tek başına bakanlığımızda yapılacak bir çalışma olmayacak. Sektörün bütün temsilcileriyle ve sektör dışındaki turizm bölgelerindeki belediyeleri de belediye başkanlarından temizlik işçisine, esnaftan taksicisine, sektörün ve sektör dışındaki bütün vatandaşlarımız içine kapsayacak bir çalışma, bir kampanya şeklinde olacak, bir seferberlik şeklinde olacak. Türkiye'nin yönetiminin bundan sonraki süreçte daha etkin ve başarılı olması dileklerini ileten Numan Kurtulmuş'a yaptığı açıklamada, kültür ve turizmin farklı olmakla birlikte birbirlerini besleyen iki alan olduklarını dile getirdi ve görevleri süresince de bir önceki dönemde gerçekleştirilen Kültür Şurası sonuçlarının takipçisi olduklarını söyledi. Bizim dönemimizde Kültür Şurası'nın sonuçlarının takip edilmesiyle ilgili çalışmaları gerçekleştirdik. Aynı şekilde İstanbul'la ilgili, İstanbul'un kültürünün, İstanbul hayatının yeniden canlandırılmasıyla ilgili olarak büyük bir İstanbul çalıştayı yaptık. Kültür alanında önemli projeler bu süre içerisinde sürdürüldü. Bunların içerisinde en önemlisi AKM'dir. Yine değerli bakanımızın önündeki en önemli meselelerden birisi olacaktır. İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi Türkiye'nin bir prestij projesi olarak 2019 yılı içerisinde bitirilecektir. Böyle bir talimatla yola çıktık ve inşallah bitirileceğini de görüyoruz. Bu sonucu da hep beraber elde edeceğiz. Ayrıca Rami Kışlası'nın bir büyük kitap kütüphane haline getirilmesi, kitapla ilgili bütün birimlerin orada toparlanması, ayrıca Kuleli Askeri Lisesi'nin büyük prestijli bir ulusal müze haline getirilmesi gibi kültür alanındaki önemli yatırımlarımız devam ediyor.